Evet. Çok teşekkürler. Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi'nde gerçekleşen Lambalı Radyolar sergisinin açılışına Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı, Ege Üniversitesi Rektör Adayı Profesör Doktor Kamil Gumanlıoğlu, Konservatuvar Müdürü Profesör Doktor Mehmet Öcal Özbilgin ve birçok sanatsever katıldı. Yön vermiş, dönemin özelliğini yansıtmışlar hep. Şimdi tabii Sefa İlter Yelbuğa'nın koleksiyonundan parçaların bulunduğu sergide bir dönemin en yaygın iletişim aracı olan lambalı radyoların detayları ziyaretçilerle paylaşıldı. Sefa İlter Yelbuğa serginin açılışında radyoların özelliklerinden bahsetti. O dünyada da o biliyor mucidi olarak. Sonra bu da hoparlörü. Sonra birleştirmişler Türkçe'ye. Radyonun siyasi bir propaganda aracı olduğuna da değinen Yelbuğa, Alman Nazi iktidarı döneminde şekil olarak biçimsiz ancak dayanıklılık olarak kaliteli ve sağlam radyolar üretilmiş, uçaklarla halka dağıtılmıştır. Yalnızca Alman Nazi yayını yapan frekanslar sayesinde çok fazla destekçi bulmuşlardır dedi.